Bismillahirrahmanirrahim. İHL Arapça 9 sayfa 53 alıştırma 11. kutup yaz. Er rakame. Rakamı yaz. Hangi rakamı? El mevcude. Mevcut olan rakamı. Nerede mevcut? Hafızamda mı? Kitapta mı? Hayır. Bima o yerde ki benel kavseyni. iki eğik çizgi yani parantez arasında yer alıyor. Kitabeten. Nasıl yer alıyor? Rakam olarak yer alıyor. Fümme sonra kevvin oluştur cümelen cümleler kemafir misaleyin iki örnekte olduğu gibi. Misaleyin iki örnek demek. iki örnekte olduğu gibi. K gibi fi de da. İki örnek te. İştarake yeşteriku muzari fiil. Yeşteriku ortak oluyor katılıyor ne? Dokuz. Dokuz ne? Ummalun işçiler. Şimdi bir önceki derste dikkat çektiğimiz şeyin buradaki önemini görmekteyiz. Bakın dikkat edin. Birinci alıştırmada tu var değil mi? tu. Görüyorsunuz ta ile bitmiş. İkinci alıştırmaya bak. Erba'u diye çevrilmiş. Yani şuradaki dokuz ta'lı bir şekilde çevrilmiştir. Niye? Çünkü peşine gelen kelime de ta yok. Buradaki dört rakamı ise ta'sız çevrilmiş. Erba'u. Niye? Peşine gelen kelime çünkü ta ile bitmiştir. Bundan ötürü demiştik ya ta ile bitiyor, tasız bitiyor. Zıtlık olacak demiştik sayı ile sayılan arasında. Sayı bu. Tisa. Sayılan ne? Ummal. Erba sayı. Sayılan ne? Talibat. Zıtlık olmalı. Şu rakamları şuradaki haliyle yani şu anda durdurup bunu hemen bir yere yazabilirsiniz. Elinizde yazılı olarak yoksa şunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Son derece önemli. Hayati bir bilgi. Bir nasıl dersin? Türkçe bir, bir, Arap rakamıyla bir, yazı olarak, müennes olarak, dişil olarak, vahidetun. Vahidetun, müzekkerde vahidun. Müennes olarak, isnetani, müzekker olarak, isnani. Fark ne? Ta var, ta yok. Selasun, selasetun. Erbaun, erbaetun. Hamsun, hamsetun. Sittun, sittetun. Seb'un, seb Semanun, semaniyetun. Tis'un, tis'atun. Aşerun, Aşaratun şeklinde yazılmış. Şimdi sana 6 verecek. Diyecek ki bunu çevir. Sen düşüneceksin. Sittun mu sittetun mu? Neye çevirmeliyim? Peşine gelen kelimeye bağlı. Peşine gelen kelimede ta var mı yok mu? Zıt olmalara lazım. Ta'nın varlığı noktasında. Seb'un mu seb'atun mu? 7'yi nasıl çevireceksin? Burada 8 var mesela. 8 bakalım buradan. 8 ne idi? Şöyle de yapalım. 8 nedir? Ya semaniyetun ya da semanun diye çevirmelisin. Neye göre çevireceksin? Peşine gelen kelime ne? Dullabun. Müzekker mi müennes mi? Ta içeriyor mu İçermiyor mu? Şöyle bile olsa ta var mı yok mu? Yok. Hiçbir şekilde ta yok. O zaman bu 8'i nasıl çevirmen lazım? Ta'lı çevirmen lazım. Semaniyetun. Tamam. Az önceki videomuza yani bir önceki videomuza dayalı olarak çözebilecek şeyler. Başlayalım. Şimdi ön, öncelikle yeşteri kuyu olduğu gibi aktarmış ama yakra uyu olduğu gibi aktarmamış. Tekra olarak aktarmış. Niye? Çünkü şimdi ilk kelimede değişiklik uygulanıyor. Bak, i̇lk kelimede değişiklikler olabilir. Neye göre? Sonuncu kelimeye bağlı olarak değişiklik uygulanabilir hangi noktada bağlı olarak senin sonuncu kelime yani şuradaki dullap olsun, benat olsun, evlad olsun, muvazzafat olsun vesaire sonuncu kelimeler müennesse ilk kelimen de müennes olmalı. Ondan bahsediyorum. Peki senin sonuncu kelimelerin diyelim ki müzekker o zaman bunlar da müzekker olmalı. Sonuncu kelimen müfret tesne cemi olsa ne olur? Bir şey olmaz. Ona göre bir değişiklik olmuyor. Bunlar müfret her halükarda tamam mı? her halükarda tekildir. Sadece sonuncu kelime müzekker mi müennes mi ona uyum sağlaması gerekir. Peki yedrusu dullabun. Dullabun nasıl bir kelime? Cemidir müzekkerdir. O zaman yedrusu elleme çünkü bu da müzekkerdir. Zaten cemili uyuması gerekmez. Olduğu gibi kalır. Peki sekizi nasıl çevirmeliyim? Dullab ta içermediği için senin sekizin ta içermelidir. Yani semaniyetin yazacaksın. Tamam Yedrusu semaniyetu dulla bin. Yunazifu, nazzafe yunazifu, muzari fiil. Peşine benat gelmiş. Bintun benat, kız çocukları demektir. Ta ile bitmiş. O zaman sen bunu tasız ta yazmalısın. Beşi tasız ta yaz. Ne o? Hamsun. Yunazifu, hamsu benatin. zifu temizliyor, temizlik yapıyor. Kim? Hamsu benatin. Beş tane kız. Yenzuru bakıyor, yedi bu sefer. Yenzuru bakıyor, kim? Yedi nerede? Şurada. Sebun mu, seba'tun mu? Evlatta ta yok ki. O zaman ta'lı yaz sen. Seba'tu evladin. Yedi tane çocuk bakıyorlar. Ya Melu çalışıyor, müvezzafa ta ile bitmiş. Sana ta'sız lazım o zaman. Altıyı ta'sız olarak yaz. Sittun. Hocam bunda ta var. Ya var da rakamdaki ta'nın varlığı değil. Bizim için rakamın yuvarlak ta'lı ve yuvarlak ta'sız yazılı mı söz konusu? Yuvarlak tağıyla mı yazmalıyım? Yoksa yuvarlak ta olmadan mı yazmalıyım? Situn'da ta var. Bu önemli değil. Önemli olan sit tetun şeklinde çift ta'lı. Sit t artı ta. 3 tane ta var. Kapalı ta var. Kapalı tayla yazılmalıdır. 6 kapalı ile yazılmamalıdır. Çünkü muvazzafat zaten ta'lıdır. Ta ihtiyaç yok. O zaman Sittun yazacaksın. Yağmurlu çalışıyor. Sittu muvazzafatin. Muvazzafat e, bayan memurlar, bayan görevliler demek. da 6. Altı. altı tane bayan görevli çalışıyor. İştara yeşteri satın alıyor. Kim satın alıyor? 3. Nasıl yazacaksın 3'ü? Ta'lı yazmalısın. Çünkü aklımda ta yok. O zaman Selasetu selase tu eklamin diyeceksin. O 3 tane kalem satın alıyor. İşleri satıyor. E, CLS yecili su muzari fiil. Peşine 2 var. Peşine dabip var. Dabipte ta var mı yok mu? Yok. Ama 2'nin yanlış yazıldığını düşünüyorum ben. Bakayım bununla ilgili bilgi var mı? bir şeye değinmişler mi yani? Şimdi yukarı bak. İsnetani ee, isnetani önce kelime gelmeli, peşine iki gelmeli. Burada öyle yapmışlar mı? Yapmamışlar. Dolayısıyla tabi demişler. Yani muzaf kullanmışlar. Tasızdır. Biz de öyle yapalım. İsnani tabi bin yapacağız o zaman. İsnani tabibin şeklinde. Yeclisi oturuyor. İsnani iki tane tabibin doktor. Şeklinde yazılır. İkra oku, teemmel düşün, füm ve sonra okutup yaz. Hemen yazma. Önce bir oku, bir düşün, peşine yazarsın. Selâsu eklamin, selâsetu eklamin. İşte anlattığım şeyler yani. O yüzden önce okuduk okuduk, düşünelim. Şunu düşünmeliyiz. Bir tane Selassu Eklamin var. Bir tane Selassu Eklamin var. Hangisi doğru? Bilgi vermiş mi? Vermemiş. Yukarıda geçmiş miydi? Yukarıda da geçmedi. Ama biz söyledik zaten değil mi? Sayıda ta varsa sayılanda yoktur. Sayılanda varsa o zaman sayıda yoktur. Zıtlık olması lazım. Peki Eklamda ta var mı? Yok. O zaman senin sayında olması lazım. Yani doğrusu burası. Alttaki Selasetu eklamin doğrudur. Yani rakam ta ile bitmelidir. Çünkü peşine gelen kelime de ta yoktur. E çünkü rakam ile peşine gelen kelime müzekkerlik ve mühendislik bakımından zıt olmalıdır. 54. İkra oku el ibaratil atiyete. Aşağıda gelen ibareleri oku bakalım. Ve sonra ursum resmeyle ile Müeş, müeşşiran. Müeşşiren imleş demek yani sayının akribini, yol, yel kovanını resmeyle çiz vursun çiz ne çiz müeşşiren imleci çiz akrep nereye çizmelisin yel kovanı nereye ile saati saat saate doğru bunları çiz filmi sadece örnekte olduğu gibi diyor ki Es saat rabiatü saat 4 diyor ve gördüğünüz üzere akrep yol kıvanı 4 olacak şekilde saat 4'ü gösterecek şekilde çizmiştir. Yani küçük çizgiyi 4'e büyük çizgiyi 12'ye getirmiştir. Es saatü tasiatü saat 9 ne yapmalısın? Küçük çizgiyi 9'a uzun çizgiyi 12'ye getirmelisin. Es saatü aşiratü saat 12 pardon aşira 10 demek. Nereden 12 çıktı? Saat 10 diyor. O zaman küçük çizgiyi 10'a, 10 burası biliyorsunuz. Uzun çizgiyi de 12'ye getirmelisiniz. Bu saat konusu daha önceden geçmişti zaten. Es saatul hamisetu, saat 5 demek. Küçük çizgiyi 5'e, büyük çizgiyi 12'ye yani akrebi yol kovana. Es saatul hadiye aşra, saat 12 demek. Her ikisini de, pardon 11 demek, hadiye 1 demek. Küçük çizgiyi 11'i e büyük çizgiyi 12'ye getirmelisin. Es saatu saminetu saat 8 demek. Kısa çizgiyi 8'e, uzunluğu 12'ye. Es saatu sabiatu sabi 7 demek zaten. Demek ki küçüğünü 7'ye, uzunluğunu 12'ye getirmelisin. Saat 1 diyor. Küçüğünü 1'e, uzunluğunu 12'ye getirmelisin. Burada saat kaç? Saat 8. 14. Ecip cevaplar. Handel estiletilatiet aşağıda gelen sorulara cevaplar hem de müsteşinen yardım alarak bir suveri resimler ile yararlanarak yardım alarak ve kaimeti ve kutucuklardaki yani şuradaki kelimelerden de kemafile misal örnekte olduğu gibi e immetun imamun bir imam e imme imamlar yani önderler İlla gidip cami imamı kastediliyor manasına gelmez önderler Üstazun, esatizetun, öğretmen, öğren, öğretmenler. Tabibetun, tabibatun, kadın, doktorlar. Mühendisetun, mühendisatun, kadın, mühendisler. Talibatun, kadın, öğrenciler. Hepsi cemi bunların, tamam mı? Hepsi ne? Cemi. E, i̇mme ile esatiz kırık cemidir. Cemi mükesserdir. Diğer üçü ise cemimi önüne salimdir. Merak edenler için. Men kimdir haulay şunlar? Şunlar kim acaba? Ne yapmış? Men soru demek. Yani kim manasına gelen bir soru edatıdır. Haulay şunlar, bunlar, onlar diye çevrilir. Cümlenin akışına bağlıdır. İsmi işaretlenir bunlara Arapçada. Haulay işte onlar var ya. esati de detun öğretmenlerdir. Men kimdir ha ulay, şunlar? Baktığımda öğrencilere benzetiyorum. Aşağıdakileri doktorlara benzettim. Aşağıdakileri işçilere, daha aşağıdakileri de camideki imamlara benzettim. Öyle yani kıyafetlerinde bu sonuca vardım. Bunlar için öğrenciler demeliyiz. O zaman ha dali dalibatun. Ha ulay, aha burada var. Dalibat bak o da burada var. Aynen yaz. Bunlar için doktorlar olduğunu varsaydık. Men kimdir ha ulay, şunlar? Ha ulay, şunlar var ya tabibatun onlar kadın doktorlardır. Buraya da ha ulay mühendisatun yazarsın. Sonuncusu da ha ulay, e immetun bunlar da imamlardır dersin. 60 56 15 İstemeyen dinle ile nasi parçayı dinle bakalım. Ve ikra ve oku hu o parçayı. Tüm ve sonra uktup yaz hu o parçayı yaz. Fi defteri ke kendi defterine yaz. Necm suresinden 39 numaralı ayeti tahtada görmektesin. Bunu senin için yazmışlar. Anlamıyorum edemiyorum diyenler için yani. Mana ney? Ve enleyse dil insani illa masaya. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalışırsan bir karşılık alırsın. Ama sen PUBG'de çok vakit geçiriyorsan karşılığı ona göre alırsın. Groza ile takılırsın. 17 bir parça var burada. Peşine ne var? Ee, diyor ki parçaya göre şunu 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 cevapla geliyormuş peşine. Bir sonraki dersimize de buradaki parçadan inşallah başlayacağız. Yani sayfa 56'dan.